Selamlar herkese, ben Enir. Minecraft Survival'ın 26. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde biraz daha farklı şeyler yapacağız. Yani bu bölümde ben malzemeleri hazırladım bu arada. Hemen onları nasıl hallettiğime geçelim. Bir izleyelim nasıl yapmışım. Gerçekten de bayağı bir şey topladık. Şimdi hadi ona bakalım. Burada tüm malzemeler. Şöyle sıraladım. Bunlar boyalarımız. Bunları da tekrardan kullanacağız. Öncelikle mekanın inşasına başlasam mı yoksa şalkırları mı boyasam diye düşünüyordum ama önce mekanı bir halledelim. En son şalkırları yaparız. Şimdi ilk olarak burayı kazmakla başlayacağım. Buradaki malzemelerin yerlerini değiştireceğim. Buraya bir tane lodestone koyacağım. Netherite'larımdan bir tanesini daha harcadım şuradaki. Orada fişeklerimi de buraya koydum. 3 tane vardı, 2'ye düştü. Bir tanesini daha harcadım ve bir tane lodestone yaptım kendime. Hadi gelin, ben kaydı kapatmadan önce de bir kendimize kompens yapalım. İşte bu pusulayla da hani benim acil durumda şalkırımda bulunacak sürekli bu. Ve benim sandık odasını gösterecek. Hani buradaki, buraya koyacağım lodestone'u. Yani işte bu manyetiti. Türkçesi manyetiti galiba. Manyetiti buraya koyacağım. Yani manyetiti yaptığımız için de başarım aldık. Onun ismi eskiden Türkçe'de manyetit, beni evime iti. Ama o başarımın adını değiştirdiler galiba, bilmiyorum. Ama o başarımı aldık. Şöyle L'ye mi basıyorduk? Neye basıyorduk? J miydi? K miydi? Neydi? Achievements. Sanırım dünyadaydı o. Adventure End'de de olabilir. Yo, Nether'dadır ya. Heh, bakın burada. Ha, use a country load. Take me home. Use a compass on a lodestone. Hadi şöyle yapalım. Madem öyle, bu başarımı hemen alalım. Şöyle şuradan lodestone'u çıkartacağım. Bunu kırıp elimize alabiliyor muyduk onu hatırlamıyorum bak. Neyse, ben bunu koyarım. Koyduktan sonra pusulayla size şey yaparız. Sizle beraber tıklarız pusulayla. Pusulayı yapmış bulunalım, envanterimize dursun. Yani bunun pusulaya tıklama işini beraber yaparız. Öyle söylemiş bulunayım. Benim şey spawn'ı gösteriyor tabii şu an. Niye spawn'ı gösteriyor anlamadım ama neyse. O zaman yapımına başlayalım. Yaparken de zaten nasıl yaptığımı, işte nasıl olacağını, neyin nasıl çalışacağını anlatacağım. Ufak bir redstone olayı var zaten, o kadar. Aslında yaparken beraber yapabiliriz bu redstone işlerini falan. Ben işin bu build kısmını, bir kısmını yani işte şalkırları koyacağımız yerlere değil de odayı yapayım. Odayı yaptıktan sonra da içine işte çeşitli şeyleri beraber yaparız. Önce ufak bir kazı işlemi falan yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Şimdi bayağı bir şey yaptık. Gelin hemen ufak bir gezinelim. Bu işte malzeme şalkırım benim. Bu alanı yaptık. Bu arada şalkırlarını yaptıktan sonra bunlar benim özel kit şalkırlarım olacaklar. Yani şimdi ben olayı çok anlatmadım ama şöyle bir anlatayım. Şimdi buradaki şalkırların tamam, bu arada ben 1.19.2'ye geçtim. 1.19.3'e değil de 1.19.2'ye geçtim. O yüzden bazı modlarım desteklemediği için yoklar. Mesela zırhlarımı saklayamıyorum. Ya da işte şu aşağıdaki barda benim zırhlarımın işte hangi nether giyiyorsam ona göre görmüyorsunuz. Bazı modlarım gitti. Biliyorsunuz client side modlar kullanıyorum. O modlarım gitti. Neyse, şimdi bu şalkırlar şöyle olacak, hani içlerinde bir sürü şey olacak ve ben onları işte kit kullanacağım, hani olayımız o. Şimdi şurada benim bir concrete şalkırım vardı, beton şalkırım, onu bir alalım şuraya. Şimdi yavaştan devamını yapmaya başlayalım. Şöyle taşlar koyuyorum, bunlar enerji iletimi için. Şimdi şunun hemen nasıl olduğunu bir göstereceğim size. Olayımız bu. Şalkırları kırmak için kullanacağız bunları da. Şöyle şunu kıralım. Şimdi şalkırları renklerine göre yerleştireceğiz. Evet, hangi rengin nerede duracağını belirledim. Şöyle bir renk skalası çıkarttım buraya. İşte soğuk renkler karşımda duruyorlar çoğunlukla. İşte renkleri ayrıştırdık bu şekilde. Yani güzel de oldu. Şimdi ise kalan renklerini yapacağım. Yani kalan kısımlarını dolduracağım bu renkleri. Evet, renkleri de bu şekilde yerleştirdikten sonra ise düğmeleri yerleştireceğim.
Düğmeleri de yerleştirdik. Şimdi bunun olayını ufak bir size göstereyim. Şöyle, şöyle boya şalkarım var burada bir tane. Buradaki tüm renkleri kullandım. Şöyle artanları da şöyle koyayım. Buradaki tüm renkleri kullandım. Mesela bir rastgele bir şarkı koydum buraya. Gördüğünüz gibi şalkarı kırıp bana veriyor. Hani şeyle kırmak zorunda kalmıyorum. Onu da bu şekilde örnek olarak gösterelim. Nerede yapıyorum? Ha, tamam, şimdi bunları almaya gelmiştim. Şunları, glove insect'leri. Şimdi bunlar nasıl yapılıyordu? Item frame'de bakalım. Ya glove yapacağım çünkü hani biliyorsunuz benim normal eşya çerçeveleri görünmez değiller. Ama görünmez değiller diyorum, görünmezler. Ama parlayan eşya çerçeveleri, hem biraz daha karanlık bir ortam var orada. Orada daha iyi görünür, daha rahat görünür. Şunlardan alayım. Başka derim kalmamış mı? Bende neden hiç deri yok ya? Bir inek farmına ihtiyacımız olabilir. Çünkü deri biliyorsunuz kitaplık falan filan yapımında da çok işe yarıyor. Varmış burada biraz. Tamam, bugünü çıkartır da sonrasını bilemiyorum. Farm yapılacak o kadar çok şey var ki bu bölümde bu ilkte uğraştık. Sonraki bölüm büyük ihtimalle farm işlerine girişeceğiz artık tekrardan. Bayağı bir ara vermiştik. Ama ne farm yapsam hiçbir fikrim yok açıkçası. Ha, ben şeyden bahsetmedim size. Dışarıda bir şeyler vardır, onları göstereyim ama. Ben şeker kamışlarını şöyle ektim. Şeker kamışları burada büyüyorlar. Şöyle bayağı bir ektim. Karşıya da ektim. Bayağı bir büyüyorlar burada. Hani kağıt şeyimi böyle gidiyorum şu anda. Bir farmını yaparız belki onu. Şeker kamışı farmı güzel olabilir. Şöyle koyup şunları alalım. Şimdi bu arada şundan bahsedeyim. Bu aşağı yaptığımız oda bana ait bir tasarım değil. Hani ya şöyle söyleyeyim. Oda benim tasarımım. Ama işte bu shulker'ların oradaki duruş şekilleri, renkleri benden çıkmadı. Yani bana ait değil tamamen. Tamamen bana ait değil. Bana ait ama tamamen değil. Yani böyle bir oda yapma fikrini bir tane YouTube kanalından gördüm. Dedim neden ben de yapmıyorum? Kendime bir oda tasarladım. Oda nerede dursun onu ayarladım işte. Ona bir kapı yaptım. Kapıyı işte tekli bir kapı tasarladık ona ufak. Öyle hallediverdim. Şimdiki ihtiyacımız olan şeyler var bu eşya çerçevesine koymak için. Hemen onlara gidip almaya başlayalım. Hatta varsa şuradan başlayalım. Sandık odasına iniyorum artık. Ha, gelmişken. Kompas. Bıst. Country low, take me home diyor. Options. Language. Türkçe alalım bakalım, hala manyetit beni evime itmiymiş. Bakalım öyle miymiş. Gelişmeler. Burada. Bir mıknatıs. Manyetit yolları götür beni eve. Manyetit yolları götür beni eve. Yok ya, manyetit beni eve it. Manyetit beni evime it. Daha güzeldi. Enir bunu beğenmedi. Neyse, tekrar İngilizceye alalım. Neden İngilizce oynuyorum? Daha önce söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Ben oyuna başladığımda oyunda Türkçe yoktu. Alışkanlık. UK yok mu ya? Kaç US UK benziyor. Avustralya ile Kanada'yı ayırdıklarına göre UK'yi de ayırmışlardır. Ama yok, ayırmamışlar galiba. Ay o United Kingdom'u ayırmışlar. Neyse, US kullanalım. US kullanmamın sebebi şey bu arada, hani bu iksir masasında ya falan bu yanlarda ekstra bilgiler yazıyor mesela. Bir texture pack indirdim yeni. Bunlar falan dil desteği sayesinde burada bulunuyor diye biliyorum. Mesela yani. Sonra sandık böyle görünüyor. Böyle bir texture pack kurdum yeni. Onlar sağlıyor bu şeyler hani. Güzel bir GUI tasarımları falan var böyle. Netherchest böyle görünüyor falan. Örsün içi böyle görünüyor. Bu böyle görünüyor falan. Çok güzel şeyler bunlar. He, dur şeyi bitirmedik. Bunu aldık. Bana Ender Pearl lazım. Ender Pearl. Ender Pearl'ım burada varmış, bir tane koyalım. Kazma lazım. Kazma. Kazma. Kazma var mı? Kazma. Bir tane elmas aldım. Ne kadar çok elmasım olmuş benim. Doğru, bir sürü elmasım vardı, ben bunları kazmıştım bayağı. Bir tane roket lazım. Bir tane merdiven alalım. Ve evet, şimdi gidip eşya çerçevelerini koyabiliriz. Şimdi ise bunların üzerine işaretlerini koyacağım. Redstone almamışım. Redstone aldım. Şimdi redstone'u en başa koydum. Çünkü redstone severiz. Ve evet, sınıflandırmalarımızı da yaptık bu şekilde. Şimdi artık shulker boyama işlemine geçebiliriz. Bunlar benim ekstra küçük shulker'larım olacaklar. Diğer shulker'larsa şurada hazır durumda, yapılı durumdalar. Buradalar gördüğünüz gibi. Bunları alacağım şimdi komple. Şunu da alalım. Hiçbirinin içi dolu değil bu arada, hepsi boş. Bunlar böyleyken bunlar niye böyle görünüyor? Nebette takdir. Farklı sürümlerde üretildikleri için mi acaba? Bir tuhaflar bak. Kimisi öyle, kimisi böyle. Şu yapınca da gelmiyor bak hepsi. Buraya gelenlerin ise Nebette bir tag yazıyor bunlar. Anlamadım. Farklı sürümlerde mi yapıldılar? Ha, aa evet, dur. Şunlar benim zaten shulker'larımdı. Ben ise bunları 1.9.2'ye geçtikten sonra yaptım. Galiba o yüzden oldu. Bilmiyorum neden olduğunu. Neyse, biz renklendirme işimize başlayalım. Dur, benim boya shulker'ım neredeydi? Şunu yere bir koyalım. Ve yavaştan shulker boyama işlemlerine başlayalım. Önce şöyle bir boyaları alayım ondan sonra. Turuncuyu ver, sarıyı ver. Tamam, şunları bir boyayalım. Ha, doğru. Crafting geldi. Şimdi.
Şurada bir tane şalkır mı kaldı? Yok. Ben bir tane fazla boyadım galiba ama bilmiyorum. Neyse gidip bir aşağı yerleştirelim şunları. Ortaya çıkar eksik olan. Magenta, magenta, cyan, green, lime, light blue, yellow, red, brown, black, gray, purple, orange, blue, white, grey kaldı bir tek aynı. Gidip onu da yapıp gelelim hemen. Ben bunu da mı saymışım şalkor olarak? Vay arkadaş. Şu aşağıdaki ne bunlar sığar mı bunun içindeki boyalar? Herhalde sığar. Komple alalım şunları şöyle. Ve şunun içine koyalım. Sığmadı. Fazlasını da şuraya atayım. Okey iyi. Bunu da kaç burada crafting. Grey'e boyayalım diyeceğim ama onu ben galiba şuraya attım boyayı. Aynen. Tık. Tamam. Şimdi bu şalkırların hepsini bir toplayacağım şimdi. Ama ondan önce envanterim de benim çok dolu. Benim envanterim niye bu kadar dolu? Şimdi bu şalkırların hepsini tek tek isimlendireceğiz. Daha sonra ise içine ben kitleri oluşturacağım. Onları oluştururken de size uzaktan çekim yaparım. Öyle beni izlemiş olursunuz yine. Şu şalkırları bir alacağım öncelikle. Bunlar ekstra iş şalkırlarıydı. Bu iş şalkırlarını şu anda şu aşağıya koyacağım. Benim isimlendirmem bitene kadar. Şimdi şu şalkırları bir alalım. Hepsini bir tek tek isimlendirelim. Hadi gidelim. Bir isimlendirme yapalım. Örste yapacağız tabii. Evet, hepsi envanterimizde şimdi. Şimdi kırmızı olanın adını Redstone çantası yapacağız. Şimdi Redstone'la alakalı bir çanta olacak bu. Şimdi adını ne yapsak? Böyle hani çok şey isimler koymak istemiyorum hani. Güzel isimler olsun. Şöyle bir Redstone el çantası olsun hadi bunun adı. Redstone el kitabından geldi aklıma. Bütün kitaplar var bende Minecraft'ın eski kitaplarından bahsediyorum. Yenilerini de almadım. Bir ara alacağım ama. Redstone el çantası yapacağım bunun adına. Bu yazıların rengini değiştirebiliyor muyuz acaba? Şimdi Bedrock'ta oluyordu. Bir bakacağım hemen ufak bir araştırma yapalım. PC'de sadece komut bile öyle oluyormuş yanlış görmediysem. Yazarak olmuyormuş. Neyse. Yapacak bir şey yok o zaman. Biz buna Redstone el çantası diyelim. Şöyle. El çantası. Bunda da Redstone el çantası oldu. Şimdi turuncuya geçelim. Turuncuda bizim yemek kutumuz olacak. Ben buna besin kutusu demek istiyorum. Besin kutusu mu desek yoksa besin böyle. Yoksa başka bir şey mi koysak acaba? İsmini ne koysak bunun? Böyle epik isimler mi koysam acaba hani? Ne bileyim böyle. Hooo falan böyle hani. Kadim isimler böyle. Ani adamın besin kaynağı. Ani adam kim? Benim. Ani adamın besin kaynağı. Tamam. Bu güzel oldu. Şimdi yeşil olana geçelim. Bunda işte köylülerle ticaret. Bak yani sonraki bölüm spoilerını yediniz iyisiniz ha. Köylülerle ticaretle alakalı işte ticaret yaparken kullanacağımız zümrütleri bunun içinde biriktireceğiz. Ya bu zümrüt taşıyacağız bunun içinde. Onun içinde hani köylülerle kullanacaksak bunu böyle köyle ilgili bir şey olması lazım. Koca burunlu madeni. Bak çok güzel oldu. Koca burunlu madeni. Çünkü köylülerin burunları kocaman biliyorsunuz ki. Şöyle buna da aydınlatmaları koyacağız. Yani aydınlatma bloklarımızı koyacağız. İşte ışıkları buna koyacağız. Buna ne diyebiliriz onu düşünüyorum şu an. Buna da aydınlık yarınlar için diyelim. Şöyle. Aynen. Bu da tamam. Şimdi maviye geçelim. Mavinin içine Ender Pearl'leri koyacağız. Buna ben küçükken şöyle diyordum. Ender Pearl diyordum. Ender Pearl'leri koyalım. Böyle bir Ender Pearl yapalım bunun adında. Sonra bir sonrakine. Yani bu siyan oluyor. Aynen öyle. Siyanın içine de aslında yedek aletlerimizi buna koyabiliriz bak. Bu işte hani ben mesela armorumu bunun içine taşırım. İşte keşif defterimi falan bunun içine koyarım. Ve keşif defterimi koymam da hani benim netherite chestplate'imdir, bu baltalarımdır, kazmamdır falan orada durur hani. Ya baltalarım diyorum. Benim maden kazmam falan var ya o orada durur mesela. Öyle yapabiliriz buna da. Öyle bir şey yapalım. Onun içinde ne diyebiliriz buna? Farklı isimler koyayım. Ya isim bulamadığımı şey diyeceğim. Yedek malzemeler diyelim buna. İsim bulamadım. Komik bir isim bulamadım. Magenta'ya gelelim. Ben bu arada bunları daha önce video dışında kendim hani hangi renginin içine ne koyabilirim diye de şey yaptım. Ayrıştırdım. Bunun içine boyalar ve çiçekleri koymayı planlıyorum. İşte boyalar, çiçek koymam da. Boyalar ve işte renkli işte blokları koyarım. Artan betonları falan koyarım büyük ihtimalle bunun içine. Ya da işte betonlardan sonra yün falan konulur buraya. Onun içinde mesela buraya ne yapabilirik? Ne ismi koyabiliriz buna? Çok şerefsizce bir isim geldi aklıma ve yapmayacağım. Yani linç yerim. Linç'i bırak. Ya linç yani neyden linç yiyeceğim de. Şimdi o 170 kişi, 180 kişi izliyor videoyu. Arasından bir kişi çıkar. Bunu Twitter'a atar. Ben ona
Bir de şöyle bir dönemde beni yerden yere vururlar. O yüzden onu yapmayacağım. Ama yaparsam sormayın yani. Beni çok kötü yaparlar. Bir düşündüm de şöyle. Many many var ya orada çiğ çiğ yerler beni. Beni çiğ çiğ yerler. Aa buldum. Kıza dalga geçiyor da çok makyaj yapınca onda işte filli boya. Umarım telif yemeyiz isimden. Neyse boya alma sonuçta yani. Aklıma filli boya geliyor boya deyince. Başka şimdi koyu yeşil yapalım hadi. Buna da ağaçları koyacağım. Tema Vakfı ağaç kiti diyelim buna da. Öyle mi desek? Demesek mi? Başka bir isim bulalım ya. Orman katili çantası diyeceğim ben buna da. Hani içinde bunun işte içinde tüm odun türlerinden ya tüm odun türleri dediğim Nether'dakiler hariç odun türlerinden malzemeler olacak içinde. Yani odun olacak içinde. Bir de yanlarında işte bunların fidanları olacak. Orman katili çantasında o yüzden verdik bu ismi. Kalanlara bakalım ne isim vereceğiz. Şöyle geçelim. Bu arada ben videodan önce gene AFK kalmıştı bizim şeyde. Light mı yapsak? Hangisine geçelim? Hadi beyazı yapalım. Beyaz bizim roket çantamız olacak. Ya markalardan gidiyorum da. Elon abimin roketleri yazdım buna da. Güzel olur. Şöyle. İçine de roket tutacağız. Başka ne yapalım? Mor olanı ben macera çantam yapmak istiyorum. Bunun içinde işte maceraya çıkarken yanıma almam gerekenler işte yedek elitralar, su olabilir içinde. İşte daha sonra meşaleler olabilir. Ekstra yemek olabilir. İşte bir yerden bir yere çıkmak için kırık taşlar olabilir. İşte bistek altın elma olur. Ok olur işte iksir falan ufak ufak küçük küçük. İşte crafting table olur, fırın olur falan. O tip şeyler yapacağım. Maceracının sırt çantası yapacağım bunu da. Şöyle alalım. Çantası yazmışım. Çantası. Aynen doğru yazdım. Mavi olan ne diyelim? Buna da işte madenle alakalı şeyler koymak istiyorum. İçinde bol bol meşale, kazma ve kürekler olacak. Bu arada bu kitlerin de içindeki kazmaları ve kürekleri benim fulllemem lazım büyü bakımından. Bir ara onunla da uğraşacağız. Bir arada onları uğraşmam gerekiyor. Buna ne isim verelim? Bir düşünelim hemen. Kazan yer hani. Kazan. Hani kazıyoruz ya. Kazan yer. Hani kazan adam yer. Kazanan yer. Kazan yer. Bunlar kelime oyunu bunlar ya. Hep böyle küçük küçük ufak ufak kelime oyunları. Kahverengiye gelelim. Bunun içinde de çeşitli işte nasıl olur? Tam bir marangoz işi olacak bu. Hani ne bileyim içinde tuzak kapıları olabilir. Biraz crafting table koyarız. Hatta crafting table'ı bunun içinde tutar öbürünün içinde ben bu kompası koyarım. Ondan sonra biraz işte kitaplık koyarız. İskele koyarız. Tuzak kapıları, tabela koyarız. Mesela çit koyarız. Öyle. Bunu da öyle bir büyüklük yapacağız. Bir yani tam bir tahta olacak. Ben bunun marangoz kutusu mu desem yoksa başka bir şey mi desem onu düşünüyorum şu anda. Ateş toprak tahta yaptım bunu da. Şu üçü ise benim hani build yaparken yanımda götüreceğim ekstra blokları taşıyacağım şalkırlar olacak şu üçü. Bunların içine ne yazsam şu an bilmiyorum açıkçası yani. Aslında kutu 1, kutu 2, kutu 3 diye de ayırabilirim bunları. Aha şey gitti. Kutu 1'i aldım, ikisi kaldı. Örs kırıldı. Hemen yenisini yapalım. Şurada bir ara bir sistem kurmak istiyorum. Bunun arka tarafı boş ya şu iç tarafta. Üstü boş şurası. Bunun arkası boş. Yani en azından ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Oraya bir sistem kurayım da buradaki örs kırıldıkça örs getirsin buraya. Bir sistem tasarlayayım ben. Otomatik örs değiştirme sistemi olsun böyle. Hani örs kırıldıkça buraya örs gelsin. Şimdi kutu 1 dedik. Bu kutu 2 olsun. Şöyle. 1, 2. Bu da kutu 3 olsun. Tamam, hepsi okey. Hepsini isimlendirdik. Şunu da isimlendirelim hemen. Manyetit beni sandık odama it. Hani bu da sandık odasında ya. Öyleli işte. Şimdi gidip şunları tekrar yerlerine yerleştirelim. Sonra ben bir aynı adamın besin kaynağını şuraya koyalım. Aydınlık yarınlar için olanı şuraya koyalım. Koca burunlu madenini şuraya koyalım. Sonra kazanırım maden çantasını şuraya koyalım. Redstone el çantasını şuraya koyalım. Yedek malzemeleri koyalım yerine. Ender Pearl'ı koyalım. Ender Pearl'ı koyalım. Şöyle alayım tekrar. Filli boyayı şuraya koyalım. Maceracının sırt çantasını şuraya koyalım. Kutu 3 yerine koyalım. Kutu 2'yi koyalım. Kutu 1'i koyalım. Elon abimin roketlerini koyayım şuraya. Bu arada bunun içinde roket değil de büyük ihtimal kağıt ve barut taşıyacağım ben hani. Şimdi bir kağıt ve bir barutu koyunca 3 tane roket geliyor ya. Hani bunun içinde taşıyacağım roket sayısındansa kağıt ve barut taşırsam daha fazla roket taşımış oluyorum aslında. Çünkü şuradaki alanda da roket üretebiliyorum çok hızlı. Buradaki 4'lük 2'lik alan, 2'ye 2'lik alanda çok kolay üretebiliyorum. O yüzden orada kullanacağım. Ateş, su, toprak, tahtayı şöyle koyalım. Orman katil çantasını da şuraya koyalım da çok zombi sesi geliyor be. Buranın arkası biliyorsunuz boşluk.
Kocaman bir mağara var benim şeyin arkasında. Kazdığım bu koca alan kazdık ya işte. Onun arkasında kocaman bir mağara var. Ben burada AFK'yken de hani madenle işte malzemeler sandıkları dağılsın diye beklerken de ben manyak gibi arka tarafa Enderman gelmiş. Çok dolu oralar. Sıkıntı yani. Neyse. Her şeyi aldık böyle koyduk. Şimdi bunların içlerini doldurup kitleri hazırlama zamanı. Şu craft falan yapacağım. Redstone eşyaları craft edeceğim. Diyeceğim de redstone eşyalarını craft etmem büyük ihtimalle. Burada nerede? Burada kocaman bir kitim var çünkü. Buradan alır koyarım büyük ihtimalle içine. Bakalım. O zaman ben başlıyorum. Bitti. Şimdi ben şey yaptım mı ya? Kaydı başlatmadım herhalde. Başlatmamışım. Neyse. Şöyle açalım. Şurada arkadaki sistemi gördünüz zaten. Çok da şey büyük bir sistem değil hani yani. Büyük bir sistem değil bu sistem. Yapımı kolay bir sistem. Zaten pistonlara geçmedik daha şeyde. Redstone derslerinde. Eğer benim burada yaptığım redstone'larla ilgili ayrıntılı bilgiler istiyorsanız hani benim bu haritada yaptığım redstone'larla ilgili aşırı ayrıntılı bilgiler işte nasıl çalıştıkları, çalışma mantıklarının anlatıldığı şeyler istiyorsanız, videolar istiyorsanız eğer onlar benim... Aa burada bir sürü çıkış varmış. Benim şeyde... Aa elma geldi. Allah'ım. Eğer istiyorsanız o tip şeyler kanalda redstone dersleri kısmında mevcut kanalım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi geldik odamıza. Odamız şu anda tamamen bitmiş durumda. Bu redstone çantamın içi, redstone el çantamızın içi. Bu ani adamın besin kaynağı çantam şalkırımızın içi. Bu şekilde bolca yemek var burada. Altın elma da koydum. Burası da aydınlık yarınlar için diye yazdığım işte ışık malzemelerinin olduğu kısım. İşte mesela burası endrotların komple. Buraya bal kabağı fenerleri gelecek. Elimde hiç bal kabağı olmadığı için koyamadım. İşte burası koca burunluların elimde olan madenlerine bu şekilde dizdim. Daha fazla oldukça buralarda dolacak. Burası orman katil çantası diye geçiyor. İşte bir sürü fidan var. Aslında bunlar orman katilciydi. Şunlar öyle. İşte ağaçlar var. Bu ağaçların bu kadar oldukları için bu şekilde yap. Ya da ki malzemelerde işte bizim bir tane olta koydum. İşte yatak var. May edip insanlık odama yetişti. Bizim pusulayı buraya koydum. Kovalar var. Keşif defterim burada. İşte benim çapalar onlar bunlar burada. Büyük ihtimal ben bu yedek malzemeleri şalkır kutuma taşıyacağım. Burada da kazaniyerin maden çantası var. İşte scaffoldingler burada. Bir sürü meşale koydum. Şeyden bizim bu. Yani burada yedek işte kazmalar var. Hani benimkilerin canı biterse diye. Yedek kürekler var. Bunların olayı da hani şeyden bulduğumuz yağma bölümünde bulduğumuz, ente yağması bölümünde bulduğumuz malzemeler bunlarda. Burası Ender Pearl'ler ama bir Ender Pearl, burası da Ender Pearl şalkırımız. Burası da Ender Pearl farmımız olmadığı için çok dolu değil. İşte buraya elimde olanını koydum. Bu maceracının sırt çantası. Şalkırımız. Bunun ismi çok belli olmuyor ama bunda yapacak bir şey yok. Burada da işte yedek elitralar var. Kovalar var. Torçlar var ekstra. Yine kozmo balta kürek var. Hani maceraya çıkarken alacağım bunu yanıma. İşte instant potionları var. İşte golden apple var birazcık. İstek kadar. İşte ok var yedek. Yine merdivenler işte falanlar filanlar. Yine çalışma masası. Fırın. Biraz lav var. Hani fırında bir şeyler pişirmek için. Bolca malzeme pişirebilmek için hani. Yaklaşık 200 tane pişirebiliyoruz ya. O var. Buraya da işte artan konkretleri ve artan boyaları koydum. Oyundaki tüm boyalar bulunuyor burada. Pembe hariç. Pembeyi koymayı unutmuşum. Onu da koyarım ben bir yalan sormuştum. Şunu çıkartır öyle pembeyi koyarım. Onun yanında da biraz renkli blok koydum. Bu da işte ateş, su, toprak, tahta. Burada bolca işte tahtalayla yapılmış işte malzemeler falan var. İşte crafting table burada da var. İşte tabelalar, tuzak kapıları ve şeyler işte mesela hani bu çitlerle onlarla bunlarla bir güzel bir şey yapıyoruz yani dışlarına. Çitlerle de olsun işte tabelalarla olsun, tuzak kapıları olsun, dekorasyonlar yapıyoruz. İşte bu şelferle, scaffoldinglerle falan bir şeyler yapıyoruz ya bu ilk yaparken işte onun için bu şalkırı kullanacağız. İşte kutu 2, kutu 3 ve kutu 1 var. 1, 2, 3 olmalıydı da işte ben yazarken farklı yazmıştım. Şimdi de yazının rengiyle bu şey aynı, arka plan aynı olduğu için çok şey olmamış. Neyse işte bunlar da işte build yaparken yanıma alacağım başka malzemeleri koyacağım şalkırlar olacak. Bu da işte Elon abimin roketleri isimli kısımda da. İşte elimde olan kadar, elimde olanların tamamıyla yaptığım kilotlar var. İşte yine barutumuz falan var. Yanımızda bunu taşımak daha mantıklı zaten anlatmıştım onu. Ki zaten bakın burada 444 tane daha şeyimiz var. Roketimiz var. O yüzden yani bayağı var roket işte. Problem olmuyor şu anlık. Evet burası da böyleydi. Her neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.